Hepinize günaydın, hayırlı sabahlar. Çayım demini almış. Kızlara birazcık sucuk kızartıyorum. Bu sefer üstüne yumurta istemediler. Sade olarak kızartıyorum. Hadi sofraya gelin Azra. Efendim anneciğim. Geldik. Hoş geldin. Yerine otur bakalım. Sen yavaş. Ama ne? Peynir de al tabağına. Bir tanecik de yumurta al. Hadi bakalım. Ablan yine elini yıkamaya gitti. Yine sofraya en son Azra geliyor. Bir de salatalık al. Al anneciğim. Azra! Neredesin? Hadi bakalım. Bir de bu salatalık. Çok mu acıktın Duru sen? Çok mu acıktın? Evet. Bir de salatalık. Bir de peynir al kızım benim için. Bir tane de peynir al. Aferin sana ya Duru. Aferin anneciğim. Anne. Anne. Efendim. Ne ara doydun? Daha yeni başladık aşkım. Daha yeni başladık. Hemen nasıl doydun? Ya anne. Anne. Karıda yeni yedik. Yeni mi yedik? Evet. Hoş geldin Azroş. Hoş bulduk. Hadi afiyet olsun. Kendime de şöyle bir tabak hazırladım. Elini yıkamaya mı gidiyorsun bir daha? Biz yıkadık ya, gelsene. Gel, biz yıkadık anneciğim, gel. Bak anne, ben şu tuvalete alacağım. Azroş, sür balları bakayım. Ballı ekmeği çok seviyor. Ders başlamadan yiyelim. Anne! İkili el üstünü. Aferin anneciğim. Ya Duru. Ha? Her yeri sucuk yaptın. Peçete al kızım orada. Ay, bu nerede? Anne. Aşkta. Saat bile geliyor. Bir ders saatini daha bitirdik. Ama nasıl başladı, nasıl bitti hiçbir şey anlamadık. O kadar hızlı geçiyorlar ki. 10 dakika ne ya? 50 dakika veriyorlar bir ders. Ne 50 dakikası? 10 dakika veriyorlar. 20 dakikada da komple 2 dersi bitiriyor. Teneffüs veriyor bir 10 dakikaya yakın herhalde. Hayır, 10 dakika vermiyor teneffüs. 20 dakika veriyor. Ya ben hiçbir şey anlamadım valla. Şimdi 1 saat oldu. 1 saattir teneffüsü şu an. Vallahi hiçbir şey anlamadık ama hayırlara gitsin. Ne olacak bilmiyorum. Neyse, bilgisayar birazdan kapanıyor Azra. Yarım saat oynayabilirsin. Birazdan kapanıyor ve kalkıyor. Tamam, birazdan anne, kalkıyor o bilgisayar. Anne, sen ne yapıyorsun? Ben de bulaşıklarımı hallettim. Bir kahve içeceğim arkadaşlar. Hangisini de içsek? Şunu alalım. Saat 2 yaptık. Duru'yu uyuttum. Öyle geldim. Çok uykusu geldi. Çünkü sabah 7'de dikildi. Akşam erken uyuduğu için erkenden de kalktı. Biraz dinlensin istedim. Yapacak bir işim de kalmadı. Sadece çamaşırlar var. Bitmesini bekliyorum. Onları asacağım. Yemek de bugün. Dünden yemeğim bayağı var. Onun yanına sadece sıcak bir çorba yaparım. Başka da bir işim yok. Vallahi evde kaçıncı günümüz. Böyle geçiyor günler.
Hava biraz kapalı. Evin içi de o yüzden böyle bir karanlık. Tam yine yatma havası ama ne olacak böyle bilmiyorum vallahi. Hayatımız gerçekten alt üst olmuş gibi. Gitgide sayı yükseliyor, moraller düşüyor. Bilmiyorum ya vallahi. Azra'nın yine 12'de dersi vardı işte. O kadar kısa geçti ki bir de bayağı bir geriden başlamış dersler. Mesela çocukların işledikleri konuları bayağı zaman geçmiş üstünden, oradan başlamış. Azra diyor ki işte biz bu konuyu göreli çok olmuştu falan diyor ve 10 dakikada bitiyor ders. Yani nasıl başlayıp nasıl bittiğini anlayamıyoruz. Özellikle bu eğitim durumu çok etkilendi. Yani böyle eğer bu dönemi böyle kapatırlarsa çocuklar için hiç iyi olmayacak. İnşallah bir an önce her şey eskiye döner, okullar açılır. İnşallah yani bu dönemi böyle kapatmazlar diye dua ediyorum. Okulda verilen eğitimle bu eğitimin arasında tabii ki dağlar kadar fark var. Ben bile izlediğim zaman anlayabiliyorum. Bilmiyorum ne olacak. Yani çocuklar için hiç iyi olmadı. İnşallah daha fazla kayıplar çoğalmaz. Bir an önce bunun yani önüne bir şekilde geçilmesi lazım yani. Bilmiyorum ya. Hep bu konuyu düşünüyoruz. Bu konu hakkında konuşuyoruz. Artık içimiz şişti. Haberler zaten hep açık yani. Rıza haberden başka bir şey izlemek istemiyor. Haber izlemeseniz bile internette zaten bir sürü haber görüyorsunuz illaki. Instagram'da her şey hemen düşüyor zaten önünüze. Bilmiyorum ya. Hiç o yüzden benim de modum yok açıkçası. Hepimizin olduğu gibi benim de modum yok yani. Bilmiyorum. Bazı şeylerin kıymetini anlamamız için aslında çok büyük bir ders ama uzun sürmese, keşke uzun sürmese, herkes dikkat etse de, evinde kalsa da şu süreç bir an önce hızlı ilerlese diye umut ediyorum. Böyle. Telefondan arıyoruz. Sevdiğimiz, görmek istediğimiz insanları telefondan hasret gideriyoruz. Anneme gel dedim aslında. Yok dedi, gelmeyeyim dedi. Hani böyle bir an gelsin istedim. Bir iki gün burada bizle kalsın istedim. Yok kızım çıkmayayım evden, oraya da gelmeyeyim şimdi dedi. Çocuklar falan var, ne olur ne olmaz. Böyle hep tedirgin mi yaşayacağız? Yani bu durum ne zamana kadar devam edecek bilmiyorum. Öyle. Bir iki arkadaşımı izledim. Ondan sonra televizyonda gündüz izlediğim bir şey yok zaten. Sıkıldım, ben de çok sıkıldım. Çocuklar çok bunaldılar. Yani en azından yine bir parka indiriyordum. Bir beraber bir markete gidiyorduk. Ya da arada Azra'yla AVM'ye iniyorduk. Ya da çarşıya iniyorduk falan. İyi geliyordu. Şimdi hiçbirini yapamayınca iyice dört duvar arasına kapandık. Çocukların aşırı derecede canı sıkıldı. Bilmiyorum. Öyle. Sizler neler yapıyorsunuz? Nasıl gidiyor? Ben şimdi mutfağa gideyim. Sıcak bir çorba yapayım. Yemek yapmayacağım bugün. Dünden bayağı yemeğim var. Ziyan olmasın. Sadece taze bir çorba yapayım. Akşamüstü de bir patates salatası yapacağım. Rıza'nın canı çekti. Geçen bayağı oldu yaptığımda. Kendi başına yediydi yani. Daha çok. Ben böyle bir kase falan yemiştim. Çok seviyor patates salatasını. Ondan yaparım hani salata niyetine. Bugün de başka bir şey yapmayacağım vallahi. Tatlı hamur işi zaten pek yapmak istemiyorum. Evet canımız çekiyor durdukça, böyle aklımıza bir şeyler geliyor. Çayın yanında arıyoruz falan ama yapınca da yeniliyor. Bilmiyorum ya. Sizde durumlar nasıl? Neyse gideyim mutfağa. Ne çorbası yapayım Azra bugün? Mercimek. Azra'ya niye soruyorum ki? Azra'ya... Azra'ya her gün sorsam her gün mercimek anne, diyecek. Yoğurt çorbası yapayım. Yoğurt çorbası mı yapayım? Arpa şehriyeli yoğurt çorbası diyor. Mercimekle yoğurt çorbasını çok seviyorlar. İkisi de şeyi pek yemiyorlar. Domatesli şehriyeyi onu pek yemiyorlar. Onu da Rıza çok seviyor. Yoğurt çorban pişiyor. Şimdi tereyağında nanesini yakacağım. Şehriyeli yaptım. Şehriyeli çok seviyorlar gerçekten. İki küçük boy tencerem var. İkisi de makinede, böyle çelik tencerem. O yüzden buna yaptım. Dedim artık azaldıkça geçiririm diğerine. Tereyağında nanesini yakma vakti geldi. Şimdi güzel çorbaya dökeceğim. Altını kapatabilirim artık.
Bir 40 dakika oldu. Duru hala uyanmadı. Demek ki bayağı uykusu gelmiş. Rıza'nın gelmesine 1,5 saat var. Patatesleri haşlayayım salata için. Anca soğur zaten. Ben böyle kabuklarını soyup haşlıyorum. Daha rahat oluyor. Bir de ortadan ikiye bölüyorum. Çabuk haşlanıyorlar. Fazla yapmayacağım. O yüzden 4 tane büyük patates yeter diye düşündüm. Biraz da tuzunu ekleyeyim. Bunlar haşlansın bakalım. Duru uyandın mı sen? Tam mutfaktan çıkacaktım, baktım kaşarak geliyor odadan. Hoş geldin. Ben çorba Çorbanın kokusunu aldın değil mi? Hemen çorba verelim Duru Hanım'a. Duru Hanım'a çorba veriyoruz ablaları. Acıkmış benim kızım. Azra, gel sen de kardeşinle birlikte ye kızım. Duru, senin sevdiğin çorbadan yaptım biliyor musun? Hı? Senin sevdiğin çorbadan. Sence ne çorbası yaptım? Bak bakayım. Tarhana. Bak bakayım bu ne çorbası? Tarhana çorbası. Tarhana değil, yoğurt çorbası. Ben de o çorbası. Evet aşkım, afiyet olsun sana. Al bakalım peçeteni de. Ekmek ister misin? Çok sıcak ama. Ekmek ister misin? İsterim. Azra geliyor musun kızım? Hadi gel. Ben ekmek vereyim Duru'ya. Anne. He. Ben orada şu ağaçta şöyle de ekmek gitti. Al bakalım. Ablaya da koyalım çorba. Beğendin mi? Hı? Beğendin mi? Beğendim. Afiyet şeker olsun. Kaşığı güzel tut ama. Şöyle normal tut kaşığı. Bak böyle böyle. Bak böyle tut. Hadi güzel tut kaşığını. Patateslerim haşlandı. Böyle soğusunlar. Ben de yeşilliklerini hazırlayacağım. Salatanın iç malzemesini hazırladım. Maydanoz, marul, havuç ve soğan. Yarım da salatalık doğradım. Salatalık bayağı büyüktü çünkü yarısını doğradım. Yarısını da Duru yiyor şu anda. Rıza geldikten sonra patatesleri eklerim. Güzel sosunu falan hazırlarım. Akşam salatamız hazır olur. Rıza geliyorum diye aradı. Salatamı hazırlayayım. Çay suyu koy dedi direkt. O yüzden çay suyunu ocağa koydum. Ne oldu kızım? Bunlar da iyice soğumuşlar zaten. Anne. Efendim. Yemeği de ısıtırım, anne. Çorbayı da. Heh. Baba çay şimdi geliyor. Baba geliyor şimdi kızım. 10 dakikaya geliyor. Şöyle pul biber serpelim. Tuzumuzu koyalım. Duru ne yapıyorsun yine? Yağımız nerede bakalım? Bir buçuk da limon sıkalım. Salatamız hazır. Vallahi harika oldu yine.
Patates salatası sevmeyen yoktur herhalde değil mi? Şimdi Rıza artık kaç kase yer bilmiyorum. Çay suyum kaynamak üzere. Karnabaharım dünden biliyorsunuz altımı yaktım. Dolaptaydı. Dolaptan çıkardım. Bu da ziyan olmasın bugün yeriz diye düşündüm. Anne, efendim. Bana bak. Rıza da şimdi geldi. Çarşıya inmiş arkadaşlar. Bankada işi vardı. Hem de suya karta su yükleyecekti belediye binasında. Gelirken bana 10 liralık kahve çektirmiş. Kahveye sevindim çünkü paket kahveler acı geliyor bana biliyorsunuz. İçiyordum ama bunun kadar zevk alamıyorum ne yalan söyleyeyim. Bir de ne almış bakın. Rıza'cığımın aldığına bakın şimdi. Kahvecinin tam karşısında Sepetçioğlu kırpide var arkadaşlar. Orada demek ki görünce canı istedi. Kırpidesi almış. 4 tane kestirdim Elif dedi. Kıymalı. Vallahi şimdi hiç iyi olmadı bu benim için. Allah'ım. Neyse şöyle bir tane yerim salatayla. Çayı da demledim. Ondan sonra yemek ısınıyor. Sofrayı kuracağım şimdi. Bizim akşam soframız hazır. Biz Rıza ile biraz karnabahar da yiyeceğiz. Kızlar az önce ikişer tabak çorba içtikleri için yemiyorlar. Sadece pide, çay ve salata yiyeceklermiş. Böyle o zaman bize afiyet olsun.